istiyorum. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Sağ olun. Zümra Hocama çok teşekkür ederim. Sizlerle birlikte olma şansını bana verdiği için. Şimdi bu konuşmayı hazırlarken acaba nasıl daha fazla bir etkileşim sağlayabilirim diye düşündüm. Ve esasında çok da farklı alanlarda olmadığımızı düşününce fark ettim. Şimdi az önce Zümra Hocam'ın da söylediği gibi ben bir beyin cerrahıyım. Ve bana göre burada gördüğünüz bu doku var olan en güzel şey. Ve her gün aşağı yukarı 3 ameliyat yapıyorum. Ve her seferinde heyecanlanıyorum bu güzelliği görünce. Buradaki güzelliğin esası aslında kendime 10-12 yaşlarından beri sorduğum şu sorudan kaynaklanıyor. Benim bu beyin bilime, nörobilime, beyin cerrahisine yönelişimin ana motifi, esas soru 10-12 yaşlarında sorduğum, nasıl oluyor da bu et düşünebiliyor? Nasıl oluyor da bu 1500 gramlık bu doku zihin üretiyor? Ve hala bunun peşinde hayatım yönlenmiş durumda. Ve tabii beyin cerrahisiyle bunun aslında çok yakından ilişkisi var. Çünkü beyin cerrahının elinde doku var. Ve doku olduğu için bizim elimizde bilim üretebileceğimiz ve araştırdığımız dokunun ne olduğunu daha kesinlikle elle dokunabileceğimiz bir avantajımız var. 2012 yılından bu yana Avrupa Bilim Sanat Akademisi içerisinde beyin dokusu nasıl bir bağlantısallık modeliyle zihin üretiyor konusunda Avrupa'da İnsan Beyin Projesi, Amerika Birleşik Devletleri'nde de İnsan Konnektom Projesi içerisinde yer alıyoruz. Ve burada elde ettiğimiz bilgilerin bir kısmını sizlerle paylaşmak üzere buradayım. Bu elde ettiğimiz ilk verilerin ışığı altında gördük ki esasında bizim anlamaya çalıştığımız şey sadece beyin dokusunun nasıl düşünce ürettiği, beyin dokusunun nasıl zihin ürettiği değil. Esasında bu alana girdiğimiz zaman biz yaşamı nasıl anlamlandırıyoruz ve beyin dokusu bu işi nasıl yapıyor sorusuyla da karşılaştık ki bu en azından beyin cerrahisi için başlangıçta kendimize sormadığımız bir soruydu. Şimdi burada elde ettiğimiz veriler aslında tahminimizden çok daha geniş bir alanda yansıma buldu. Ve öylesine ki birçok bilim alanında biz kullandığımız verilerin aktarılabilir, uygulanabilir olduğunu keşfettik. Şimdi bu neden böyle? Biliyorsunuz bu bölümü kısa keseceğim. Zaten bu sizin bir ölçüde işinizin sebebi ya da konusu. Biliyorsunuz kendimizi ve yaşamı içinde bulunduğumuz zihinsel kavramlarla tanımlıyoruz. Ve bu paradigma değişiklikleri bizim hem kendimizi hem de yaşamımızı anlamlandırma farklılığına yol açıyor. Bu paradigma değişikliğini yaratan esasında çoğu zaman buna her ne kadar sahiplenenler bu bilimsel devrimlere ya da bunun sonucu olarak ortaya çıkan sosyolojik ya da kültürel devrimlere esas sahiplenenler siyasetçiler ya da komutanlar olsa da esas olarak bu devrimleri yaratanlar bilim insanları. Yani bir bilimsel gelişme oluyor. Bu bilimsel gelişmenin etkileri bazen kısa sürede, bazen 10 yıllar sonra kültür dünyamızda yansımalarını buluyor ve hayat değişiyor. Yani nasıl? Mesela Galileo 1610'da teleskobu buluyor. Teleskobu bulması sadece insanoğlunun ayı daha net görmesini sağlamıyor. Aynı zamanda güneşin dünya çevresinde değil de dünyanın güneş çevresinde döndüğünü de ispatlıyor. Ve böylelikle dünya tarihi insanın kendisini algılama biçimi, insanın evreni algılama biçimi değişiyor. Ya da işte 1953'te Gregory Pincus doğum kontrol apını buluyor.
Bu beraberinde sadece gebe kalıp kalmama konusunda kendi yönetimini ele alan bir kadın nesli yaratmıyor. Aynı zamanda yeni bir sosyoloji de yaratıyor. Dolayısıyla önce bilimsel devrimler gerçekleşiyorlar ve bu bilimsel devrimleri, yani Gutenberg matbaayı buluyor ama Gutenberg'in matbaayı bulması reform ve Rönesans'ı beraberinde getiriyor. Dolayısıyla aynen bunun gibi bizim bu elde ettiğimiz neticeler beraberinde sadece nörobilimi ilgilendiren değil, aynı zamanda yaşamı ne şekilde tanıdığımızla ya da kendimizi ve yaşamı ne şekilde anlamlandırdığımızla ilişkili bize veriler sunmaya başladı. Ve en önemlisi, bilimsel metodolojimizde yeni bir kapı, yeni bir çığır açmaya başladı. Ben sizinle esas bununla ilişkili olarak paylaşımda bulunacağım. Dolayısıyla insan beyin projesi beraberinde bir bağlantısallık matematiğini bize getirdi ve biz buradan yeni bir bilimin doğmakta olduğunu artık seziyoruz ve bu beraberinde az önce söylediğim tarzda bir 21. yüzyıla yeni bir kültür yaklaşımı da getirecek. Şimdi bu nörobilimle ilişkili yaptığımız çalışmaların esasında ilk sonuçlarından biri, deterministik sistemlerin esasında er ya da geç kaos ürettiği. Bizim kaos adını verdiğimiz şey aslında arkasındaki matematiği anlayamadığımız bir oluşu biz kaos olarak tanımlıyoruz. Şimdi bu GIF videosunu ben çok seviyorum çünkü başlangıçta birbirinden bağımsız, randommış gibi gözüken bu oluşun, bu noktaların hareketliliğinin bir süre sonra arkasında bir matematiğin olduğunu anlayabiliyorsunuz. Yaşam da böyle bir şey. Biz yaşama baktığımız zaman ya da beyin nasıl düşünce üretiyor diye beynin içerisinde enformasyonun nasıl işlendiğini incelediğimiz zaman sanki başlangıçta bu bir kaotik sistemmiş gibi gözükse de bunun arkasında bir matematiğin olduğunu artık biliyoruz. Arkasındaki matematiğini bildiğimiz oluşlara da kaos demiyoruz zaten. Çünkü bunu artık anlayabilir hale geliyoruz. Bizim bu sinir bilimle ilişkili yaşadığımız süreç biraz bununla alakalı. Şimdi sinir bilimle ilişkili olarak bu sürecin sonunda elde ettiğimiz en önemli veri şu, o da bilimsel metodolojiye yeni bir katkı. Ne demek bu? Bilimsel metodolojide malumunuz biz tümden gelimi kullanıyoruz. 1600'lü yıllardan sonra deneycilikle birlikte tüme varımı kullanmaya başladık ve artık bunun üstüne yeni bir katman oluşmaya başladı. Bu da bir bağlantısallık bilimi. Şimdi bu çok önemli bir şey çünkü bilimsel metodumuzu değiştiren bir şey. Bakın, Aristo İsa'dan 400 sene önce diyor ki benim elimde 10 kilogramlık demir, diğer elimde de 1 kilogramlık demir cisimler olsa ben ikisini de yere bıraksam 10 kilogram olan daha önce yere düşer. Ve bu kavramsal tanımlama ta 1600'lere kadar kabul ediliyor. Tümden gelim dediğimiz şey bu. Tümden gelimde bir teorik tanımlama yaparsınız. Yani bir paradigmayı belirlersiniz ve bu paradigmanın doğru olduğunu kabul ederek bunun üstüne yeni bilgileri ya da anlayışları üst üste koyarsınız. Bu tümden gelip. Hala biz günümüzde bunu kullanıyoruz. En çok kullandığımız hatta bilimsel metot bu. Ve 1600'lerin başında, 1610'da Galileo Pisa Kulesi'ne çıkıyor. Bir eline 1 kilogramlık, diğerine 10 kilogramlık cisimleri alıyor ve Pisa Kulesi'nden bırakıyor. Ve ikisi aynı anda yere düşüyor. Ve diyor ki o zaman Galileo, Aristo'nun söylediği şey yanlış olabilir. Ve bu yapılan deney yeterince tekrarlandıktan sonra bu tümden gelim önermesinin yanlış olabileceğini söylüyor. Ve o dönemin dünyası, bilim dünyası buna Aristo'nun 2000 yıldır söylediğine farklı bir yaklaşım getirdiği için esasında bayağı bir çalkantı geçiriyor. Böylelikle biz o dönemde
bütünün kendisini kavrayamadığımız zaman bütünü oluşturan parçaların her birini deneylerle inceleyerek parçalar hakkında elde ettiğimiz verileri bütünü anlayabilmek için tüme varım yöntemini keşfettik. Ve hala da bunu kullanmaya devam ediyoruz. Ve tümden gelin ve tüme varım yöntemleriyle biz esasında insanoğlunun yaratabildiği en üstün uygarlığı da yaratmış durumdayız. Hiç şimdiki kadar yaşam süresi uzamamıştı ya da hiç şimdiki kadar bir refah olmamıştı. Ama her uygarlık katmanı gibi her şeyin daha iyisi elbette oluşacaktır. Biz şu anda bu uygarlığın sorunlarının olduğu alanlara eğilerek buna yeni bir bilimsel yöntemi ekliyoruz. İşte bu bağlantısallık bilimi. Ne demek bu bağlantısallık bilimi ve neden buna ihtiyacımız var ve bunun matematiği ne? Nörobilimin bize getirdiği sorular bunlar. Şimdi bakın yine girişten önce şunu da size göstermek istiyorum. Biz bütünü anlamakta zorluk çektiğimiz zaman parçaları inceleyip bütün hakkında fikir oluşturma süreci içerisinde en çok uyguladığımız yöntem şuydu. Başlangıçtaki fizik kuralları aynı olan oluşlar her zaman aynı sonucu verirler. Şimdi burada 41 tane sarkaç var. Bu 41 sarkaçı aynı anda, aynı fizikle bıraktığınız zaman burada gördüğünüz bir kaotik düzenle sona eriyorlar. Yani bize bu durumu sadece sinir bilim öğretmiyor, aynı zamanda biz biraz sonra bahsedeceğim birçok alanda da deterministik ilkelerin ya da deterministik bütün oluşların yeteri kadar beklendiği zaman esasında hep bir kaotik sistemle sonuçlandığını artık biliyoruz. Aslında kaos dediğimiz bu şeyin bir matematiği var. Buradaki sarkaçların birbiriyle olan bağlantısallığının bir matematiği var. Ve biz bunu en iyi beyin nasıl düşünce üretiyor diye sorduğumuz zaman anlamaya başladık. Dolayısıyla şimdi gelelim beyne. Beyni işte üniversite yıllarımızda biz vücudun fizyolojik dengesini sağlayan organ olarak tanımlıyorduk. Yani homoestezi sağlayan organ olarak tanımlıyorduk. Artık beyni zihin yaratan organ olarak tanımlıyoruz. Ve kendi varoluşumuz zihin evrenimiz içerisinde olduğu da düşünülürse bu bakış açısıyla aslında beynimiz yaşam yaratan organ bu bakış açısıyla. Ve tabii ki beyin gibi kompleks bir yapıyı olduğu gibi bütünsel olarak kavramak çok zor olduğu için 1903'ten bu yana, yani Kayal ilk kez nöronu tanımladığı zamandan bu yana nöronal içinde olduğumuz nöronal doktrin çerçevesinde nöronları inceleyerek, yani elde edebildiğimiz en küçük yapı taşını saptayıp bu yapı taşını inceleyip burada elde ettiğimiz bilgileri bütünün kendisine aktarma yolunu uyguluyoruz. Bilsek de bilmesek de. Çünkü insanlığın bildiği yöntem bu. Tümden gelim ve tüme varım. Şimdi beyni en önce iki ayrı parçaya ayırdık. Çünkü en alt parçalara, mümkün olan en küçük parçaya doğru giderken beyni ikiye ayırdığımız zaman ne oluyor? Beyni ikiye ayırdığımız zaman, yani demek istediğim şey şu, biz bazen özellikle çocuk epileptik hastalarda iki hemisferi birbirine bağlayan korpus kallozumu nöbetleri giderebilmek için kesiyoruz cerrahi olarak. Ve bunun sonucunda da bu çocukların önemli bir bölümü normal yaşam sürüyorlar, üniversitelerini bitiriyorlar ve hayatlarını normal ya da normale yakın devam ediyorlar. Peki bu ayrık beyin sendromuna sahip olan çocuklar, ki bu çalışmalar 3 ayrı Nobel'in konusu olmuştur. Korpus kallozumda malumunuz aşağı yukarı 2 milyara yakın, beyinde yaklaşık 100 milyar nöron var. Korpus kallozumda da 1,5-2 milyar civarında nöron karşılıklı iki hemisferi birbiriyle haberleştiriyorlar. Ve korpus kallozumu kesmek bile, yani beyni değil 100 milyar nörona ayırarak incelemek, sadece korpus kallozumu keserek iki hemisfere ayırmak bile bize
başlangıçta hiç düşünmediğimiz sonuçları görmemizi sağladı. Neyle karşılaştık? Biz aynı kafatası içerisinde bu korpus kallozumu kesilmiş olan çocuklarda aynı kafatası içerisinde iki ayrı bilinç olduğunu gördük. Yani iki hemisfer birbiriyle haberleşemediği için siz diğer taraf duymayacak şekilde bir kulağa bir soru sorsanız ya da diğerine bir soru sorsanız, mesela tıbbı seviyor musun diye sorsanız, iki ayrı hemisfer size biri evet biri hayır gibi farklı yanıtlar veriyor. Ya da Tanrı'ya inanıyor musun diye sorduğunuz zaman biri evet biri hayır diye size yanıt verebiliyor. Yani aynı kafatası içerisinde iki ayrı bilinç oluşabiliyor. Peki 2012 yılında kendimize şu soruyu sorduk. Dedik ki öyleyse biz madem ki bilgisayar teknolojisi bu kadar gelişti, biz beyindeki bu 100 milyar nöronun birbiriyle nasıl bir matematiksel bağlantısallıkla düşünce ürettiğini araştıralım. Ve bunu yapabilmek için de belli bazı yer merkezlerdeki o üstün süper kompüter, süper bilgisayarları kullanarak bu işe girişildi. Ve bu işin başındaki kişi bir matematikçiydi 2012'de yola çıkıldığında. Ve amacımız bu 100 milyar nöronun nasıl bir matematiksel modelle bir düşünce ürettiğine dair sonuç bulabilmekti. Ve ilk veriler 2015 yılında geldi. 2015 yılında Cell'de yayınlanan bu ilk verilerde şurada gördüğünüz 38 bin fare nöronu. Bu 38 bin fare nöronunu incelemeye başlanıldı ve İsviçre'deki Blue Brain Project, insan beyin projesinin içerisinde ilk kez biz bilginin nasıl işlendiğinin videosunu gördük. Beyinde bilgi böyle yol alıyor. Bu ilerleyen şey enformasyonun kendisi. Ve esas önemli olan nokta şu, bunun bir matematik karşılığının olduğu ortaya çıktı. Bunun matematik karşılığı şurada gördüğünüz bu grafik. Bunun ne olduğunu anlamamıza gerek yok. Önemli olan nokta şu, bu bağlantısallığın bir matematiği var. Ve anladık ki 38 bin nöronun ne şekilde bir düşünce ürettiğinin matematiksel modelinin bulunması bile oldukça zor. Çünkü bunu karşılayacak bir matematik yok elimizde. Bir de düşünün, 100 milyar eksi 38 bin nöron daha var. Yani başlangıçtaki hedefimizin aslında önümüzdeki 10 yıllarda da ulaşılamayacak, teknik olarak ulaşılamayacak bir hedefi amaçladığımızı fark ettik. Ve bu nedenle de çalışma 2016'dan itibaren yeni amaçlarla transforme edildi. Ama bir kere artık bu Pandora'nın kutusu açıldı ve bir kere artık anladık, bu beynin düşünce üreten sisteminin bir matematiği var. Şimdi bu şöyle bir şey. Bakın 1670'lerde Leibniz kendisine şu soruyu soruyor. Diyor ki ta İsa'dan 500 sene önce sorulmuş Zenon paradoksu. Bir kaplumbağa yarışa tavşandan 10 metre önce başlarsa ve tavşan ilk zaman içerisinde hep yolun yarısını kat etse bile, o dönemdeki kalkülüse göre sonsuza kadar tavşanın kaplumbağayı geçememesi lazım. Çünkü o dönemdeki matematikte diferansiyel hesabı yok. Ve matematiğin yetmezliğinin olduğu bu alanı keşfetti. Bunun üzerine türev ve integral ortaya kondu. Ve bizim şu an kullandığımız türev işareti Leibniz'in keşfettiği türev işareti. Dolayısıyla biz de Leibniz'in aynen o dönemde matematiğin yetmezliğinin olduğu alanı görüp bu alandaki sistemin geliştirilmesi gerektiğini anlar bir noktadayız şu anda. Bu nedenle bağlantısallık matematiği denilen yeni bir matematik alanı gelişiyor. Aynen Leibniz döneminde diferansiyel hesabının gelişmesi gibi. Nitekim son 3 yılda hemen hemen bütün önemli matematik ödülleri bağlantısallık matematiği çalışan matematikçilere verildi. Ne demek bu bağlantısallık matematiği? Bakın. Bu slaytta bizim şu anda var olan kalkülüsümüzde, var olan matematik sistemimiz esasında durağanlığın matematiği. Yani bu kuşların, tele kurmuş kuşların matematiği.
3 kuş konar, 5 kuş havalanır. 2 saat sonra bunların yarısı konar. Rın matematiği. Yani teldeki kuşların matematiği. Halbuki bizim ihtiyacımız olan matematik, bu beyindeki o akışı, düşüncenin oluşumunu öğrenmemiz için kullanmamız gereken matematik modelleme aslında şuradaki kuş sürüsünün matematiği gibi bir şey. Yani bu kuş sürüsünde her saniye, bir saniye sonra kuşların birbiriyle olan ilişkisinin ne olabileceğinin matematiğinden esasında bahsediyoruz. Nöronlar çünkü böyle çalışıyorlar. Ve nöronların, her bir nöronun diğerleriyle olan bağlantısallığı esasında o anda her bir nöronun verdiği bir karar üzerinden gelişiyor. Dolayısıyla bizim keşfettiğimiz ilk soru, öyleyse bizim bu bağlantısallık matematiğini anlamaya ihtiyacımız var. Ve ben bu slaydı aşağı yukarı 2-2,5 yıldır kullanıyorum bunu anlatabilmek için. Ve çok ilginç bir şey oldu. Geçen sene Nature'da bu kuş sürüsünün bağlantısallığının matematiği yayınlandı. Ve ama buna çok sevindim çünkü bu bizim beyindeki bu bağlantısallığı da anlayabileceğimizin bir küçük ipucu. Çünkü beynin bağlantısallığını matematiksel modellemesi o sığırcık sürüsünün her an değişen matematikselliğinden çok daha karmaşık. Ama bir yerden başlamak lazım ve biz artık bu bağlantısallık matematiğinden konuşmaya başladık. Her ne kadar geride 100 milyar eksi 38 bin olsa da. Ve bu bağlantısallık matematiği bize işte yavaş yavaş tümden gelim, tüme varımın üzerine yeni bir bağlantısallık yöntemi getirmeye başladı. Bu bağlantısallık matematiği esasında her yerde var. Her yerde var. Yeter ki biz bu bakış açısıyla bakalım. Yani sadece tümden gelim ya da tüme varımla değil, bu bağlantısallık modellemesi içerisinde de bakalım. Bu bir manolya ağacında da var ya da beynin damarlanma sisteminde de var. Elimize aldığımız bir yaprağın üzerindeki dallanmada da var. Ya da metro sistemlerin asal yapısında da var. Ya da herhangi bir cismi oluşturan atomların birbiriyle olan ilişkisinde de var. Her yerde. Her yerde var. Şimdi bu dediğim gibi 1903'te ilk kez Kayal nöronu çizdi ve bir nöronun kendisinden başka 10-15 bin farklı nöronla bağlantısallığının olabileceğini söyledi. Ve biz de o dönemden bu yana ta ki bu bağlantısallığı keşfedinceye kadar beyni hep bu nöronal doktrinine göre incelemeye çalışıyoruz. Ama son dönemdeki bu elde ettiğimiz bilgiler bize bir neuronal networks, nöronal ağlar kavramını oluşturdu. Ve nöronal ağlar kavramının yeniden gündeme gelmesinden en çok yararlanan yapay zeka alanı oldu. Yapay zekanın 1950'lerde ilk kez tanımlanmıştı, 1956. 1960'lardan sonra yapay zekanın girdiği o derin kış uykusundan yapay zeka bilimi 2005-2007'lerde uyanmaya başladı. Burada şu solda gördüğünüz 1903'te Kayal'ın çizdiği bir nöron, sağ tarafta gördüğünüz ise 2016'daki bir yapay zeka devresinin görüntüsü. İkisinin esasında ne kadar benzer olduğunu burada vurgulamaya çalışıyorum. Ve böylelikle biz nöronal ağları kullanarak yapay zeka dediğimiz bu bilim alanının doğduğuna da bir yandan şahit olmaktayız. Şimdi gelelim İnsan Konnektom projesi. Şimdi konnektom dediğimiz şey, bunu şimdilik Türkçe'ye nörozihin diye ben çevirdim, daha iyisini buluncaya kadar. Nörozihin, beyinle zihin arasındaki arayüz. Yani nöronal sistemle zihin arasındaki arayüz gibi düşünebiliriz. Ve biz madem ki beyni zihin yaratan, düşünce yaratan ve zihin yaratan organ olarak düşünüyoruz, bunu oluşturan ağsal yapının bütününün adı konnektom. Yani nasıl ki genler var ve genom var, tüm genlerin toplamı, konnektom da beyindeki tüm bağlantısallığın toplamı. Ne demek konnektom? Bakın,
Malumunuz burada gördüğünüz şey Amazon Nehri'nin deltasının uydudan görüntüsü. Amazon Nehri'nin deltasını uydudan fotoğraf çektiğiniz zaman onu her ay ya da her mevsim farklı bir yapıda olduğunu görüyorsunuz. Neden? Çünkü işte ormanların değişimi, insanların iklimdeki üzerindeki değişiklikleri vesaire birçok faktörlerle biz bu deltanın hep değiştiğini görüyoruz. İnsan beyninde de bilgi bir elektrokimyasal ırmaklar şeklinde akıyor. Ve bu elektrokimyasal ırmaklar anlık, plastiste dediğimiz bu kavramla değişkenlikler gösteriyor. Anatomisi değişmiyor ya da daha yavaş değişiyor. Ama bu anlık, bu bilgi ırmakları her an yeniden bir oluş içerisinde. Yani siz şu anda beni dinlerken, ben sizinle konuşurken var olan beyin paternlerimiz ne bu andan önce oluştu ne de bu andan sonra bir daha oluşacak. Bu ana spesifik. Şimdi bu fizyolojik düzen kullanıla kendisine bir anatomik yapı da oluşturuyor. Bunlar bizim laboratuvarlardan. Bakın burada biz her bir nöronu tek tek inceleyemediğimiz için aşağı yukarı 300-400 milyon nöronun bir fonksiyonel bütünlük halindeki ırmağını görüyoruz. Bu bir kadavra çalışması. Burada da ırmağın yatağını görüyorsunuz. Bu ise ameliyat esnasında tümörü şuradan çıkarmışız. Tümörü çıkardıktan sonra liflerin normale yaklaştığı bir hastanın görüntüsü. Burada gördüğünüz her bir lif aşağı yukarı dediğim gibi 300-400 milyon nöronun ortaklığı olan elektrokimyasal ırmak yapısı. Ve bunlar her an değişim halinde. Bizim konnektom dediğimiz sistem işte burada gördüğünüz ve esasında her biri 300-400 milyonu temsil ettiği için esasında kaba bir görüntüyle insan beynindeki bağlantısallıkların bütünü. Peki bir sonraki soru şu. Öyleyse nöronla konnektomun arasındaki ilişki nedir? Nöronla konnektomun arasındaki ilişkiyi anlatabilmek için ben uçakla bir havayolu şirketi arasındaki ilişki analojisini kullanıyorum. Bakın burada gördüğünüz herhangi bir havayolu şirketinin magazininden aldığınız hangi uçak ne zaman nerede haritası. Söz gelimi Türk Hava Yolları'nda 326 uçak var. Bu 326 uçağı bir hangara koyduğunuz zaman bu bir Türk Hava Yolu şirketi yapmıyor. Ama bu 326 uçağın hangisinin ne zaman Avustralya'da, Ankara'da, Amsterdam'da, Washington'da ya da Seattle'da olduğunu bilirsek, yani bir organizasyonel zeka ile bu 326 uçağın ne zaman nerede olduğu belirlenirse, işte bu bir havayolu şirketi oluşturuyor. Şimdi nöronla zihin arasındaki ilişkiyi anlatabilmek için bu analojiden devam ediyorum. Burada gördüğünüzde bir başka havayolu şirketinin haritası. Burada 383 uçak var. Az önce 326 idi. Bu 383 uçakla analizini yapmaya çalıştığım yapı esasında bir deney solucanının beyni. Bu deney solucanının beyninde 383 nöron var. Bu nöronların biz 1986'dan bu yana, o zaman Nobel almıştı, hangisi ne zaman kalıcı ya da geçici devre dışı bırakıldığında bu deney solucanın hayatı nasıl değişiyor bunu artık biliyoruz. Ve kalıcı ya da geçici burada numaralandırılmış bu 383 nöronun söz gelimi 101.sini devre dışı bıraktığımız zaman bu solucanın hayatına ne değişiyor bunu biliyoruz. Söz gelimi şurada gördüğünüz bu yeşil gibi olanları devre dışı bıraktığımız zaman bu hayvan yaşamı boyunca geometrik algısını kaybettiği için dairesel olarak dönüp duruyor. Yani burada bir bu solucanın zihin yapısını oluşturan bir harita görüyorsunuz. Burada işin ilginç yanı şu, eğer biz bilinci seçim yapabilme yeteneği olarak tanımlarsak, bu sistem bir seçim yapıyor. Yani bu solucanın çok yakın akrabası bizim saksıyı kaldırdığımız zaman altından çıkan toprak solucanını mesela ele alın. Benzer bir nöronal yapıya sahip.
Elimizde 10 tane toprak solucanı olsa, bunu bahçeye bıraksak, bunun büyük çoğunluğu, söz gelimi 9'u, kenarda yere düşmüş bir kuru meyve varsa fruktoza doğru gidiyor. Ama bir tanesi, bir önceki akşamdan masadan aşağıya düşen bir ekmek kırıntısı varsa nişastaya doğru gidiyor. İşte neden 10 solucandan 9'u farklı bir seçim yapıyor ama bir tanesi genelden farklı, onlardan ayrı bir seçim yapıyor. İşte bu yaratıcılık. Ve bunun sebebi konnektomun yaptığı bu tercih. Yani bu konnektom, bu zihinsel yapı, bu nöronal bağlantısallık bir karar veriyor. Ve bu karar diğerlerinden farklı bir seçim yapmasına yol açıyor o canlının. Tabii siz bir de o bahçedeki bütün sistemi düşünün. Yani bahçede bulunan binlerce solucan ya da onlarca bitki, milyonlarca farklı farklı küçük canlılar ve bu evren, bahçe dediğiniz bu evrende her birinin nasıl farklı kararları ortaklaşa ele aldığını bir an için düşünün. Şimdi yine Şubat 2018'de çıkan bir yazıya değineceğim. Burada sadece prefrontal kortekste 300 nöron, insanda 300 nöronun birbiriyle nasıl bir bağlantısallık içinde olduğu incelendi. Yani bırakın 100 milyarı, sadece 300 nöron. Ve 300 nöronun hiçbir zaman aynı şekilde bir paterni yaşam süresi içerisinde oluşturmadığı anlaşıldı. Sadece 300 nöron bile farklı. Şimdi elde ettiğimiz bu 383 nöronun bilgilerini biz bir yapay zeka sistemine aktarsak ve bu yapay zeka sistemini bu solucanın maruz kaldığı seçim ya da kaçma tercihlerine göre yönlendirsek nasıl bir sonuç elde edebiliriz diye soruldu. Bakın, bu sözünü ettiğim C. elegans, deney solucanları bunlar. Ve akvaryumun içerisine siz söz gelimi bir yiyecek maddesi koyduğunuz zaman bu yiyecek maddesine ulaşabilmek için bir tercih yapıyor bu canlı ve o yiyecek maddesine doğru gidişi belirliyor. O anda biz birinci nöron ne durumda, beşinci nöron ne durumda, yüzüncü nöron ne durumda ya da 383. ne durumda biliyoruz. Ve bu 383 nöronun birbiriyle olan ilişkisini bir big data olarak bir algoritmaya aktarabiliyoruz. Ve bu algoritmayı da bir robota aktarabiliyoruz. Ve böylelikle herhangi bir uyarana bu deney solucanın verdiği yanıtın robotla ne şekilde farklılık gösterdiğini inceliyor bu çalışma. Ve görüyoruz ki robot da eğer aynı algoritmaya göre çalıştığında solucanın verdiği yanıtın aynısını veriyor. Yani bu şu demek, zeka bedenden bağımsız. Dolayısıyla yapay zeka ile ortaklaşa çalışmalarını elde ettiğimiz sonuçlardan bir tanesi bu. Bakın, ya da tümörler için de bu böyle. Mesela bizim 4 yıl önce Science'da çıkan bir yazımız, menengiyom adını verdiğimiz bir tümör grubunda bu tümörü, bu kanseri oluşturan bağlantısallığın matematiğini inceliyoruz. Ve ne zaman ki biz herhangi bir beyin tümörünün bağlantısallığının modellemesini yapıp bunu anlayabiliyorsak, bunun matematik modellemesini yapabiliyorsak, bu anlayış bize bu tümörü tedavi edebilme şansını da veriyor. Ya da bunun sonucunda biz esasında beyindeki bu bağlantısallıkları değiştirerek bunları tedavide ya da olanı değiştirmede, olanı modülasyonda bir cerrahi yöntem olarak da kullanabiliriz. İşin bu kısmına girmeyeceğim ama şu videoyu sizinle paylaşmak istiyorum. Burada bir optogenetik sistem var. Optogenetik, ışığa hassas genler 1960'lardan beri biliniyor. Biz bu ışığa hassas genleri belirlediğimiz nöron grubuna seçici olarak yerleştirebiliyoruz virüsler aracılığıyla. Böylelikle söz gelimi
mavi bir ışıkla karşılaştığı zaman bu gen bağlı olduğu gen grubunu aktive ediyor ya da işte kırmızı ışıkla karşılaştığı zaman onu inhibe ediyor. Böylelikle biz oradaki bağlantısallığı değiştirebiliyoruz. Bakın burada bu deney hayvanının amigdalasında açlık merkezinde yani onun bağlantısallığını değiştiren optogenetik genler kodlanmış. Ve burada biz eğer mavi ışığı yakarsak hayvan tok olsa bile açlık hissi duyduğu için normalde yemeyeceği her şeye saldırıyor. Ya da tersi, hayvan aç olsa bile eğer açlık hissi durdurulursa, aç olsa bile yemek yemesi gerekse bile yemek yemiyor. Dolayısıyla biz böylelikle amigdalanın içerisindeki bu bağlantısallığı değiştirerek bu canlının yaptığı tercihleri değiştirebiliyoruz. Bunu biz şu anda obsesif kompulsif hastalıkta uyguluyoruz. Esasında Parkinson'da yıllardan beri uyguluyoruz ama Parkinson motor bir sistem olduğu için çok daha anlaşılır bir sistem. Ve yavaş yavaş anladık ki otizm ya da şizofreni de bağlantısallık hastalıkları ama çok karmaşık oldukları için henüz tanımlanabilir noktalar yok değiştirmeye yönelik. Sonuçta bu konnektom anlayışı ya da bu zihnin, beynin nasıl düşünce ürettiğine dair bu matematiksel modelleme bize çok büyük bir çığır açtı. Bakın, renk körü olan kişiler renk körü olduklarını bilmezler. Ta ki renk körlüğünü önleyici gözlükleri takıncaya kadar. İşte bilim dünyası bu bağlantısallıkla karşılaşınca aynen renk körünü düzelten gözlük takmış ve renk körü olduğunu bilmeyen kişinin verdiği yanıtı verdi. Ve o kaosmuş gibi gözüken yaşama baktığında aslında işin kaos olmadığını anladı. Ve bunun da modellemesinin esasında en iyi şekilde beyin tarafından olduğunu da gördü. Yalnız burada şaşırtıcı bir durumla da karşılaştı. O da şu, biz sanıyorduk ki beyin en iyi enformasyon işleyen sistem. Beyin en iyi enformasyon işleyen sistem değil. Beyinden daha iyi enformasyon işleyen bir sistem var. O da yaşamın kendisi. Ve yaşamın kendisinin enformasyon işleyen bir sistemi var. Aynen, çünkü zeka bedenden bağımsız bir şey. O size gösterdiğim solucanla robot meselesinde olduğu gibi. Ve bu sadece nörobilimde ortaya çıkmadı. Başka önemli alanlarda da biz bununla karşılaşmaya başladık. Onlardan size bir iki örnek vereceğim. Bunlardan biri astrofizik alanında Laniakea, diğeri genetik alanında epigenetik. Malumunuz 2012 yılında Nobel ödülü evrende var olan bütün kimyasal tepkimeleri bir bilgisayar simülasyonu halinde toplayan kimyagerlere verildi. Yani ister saliseler içerisinde bitsin, ister yüzyıllar sürsün bir kimyasal tepkime, bütün bunların hepsi bir bilgisayar simülasyonu haline getirildi. Mesela biz şimdi yeni bir ilaç buluşu yapma çabası içindeysek, önce bilgisayarda bütün bu kimyasal tepkimeleri deniyoruz. Yeteri kadar güvenilirlikte sonuç bulduktan sonra bunu gerçek laboratuvara taşıyoruz. Astrofizikçiler dediler ki madem ki tüm kimyasal tepkimeler bir bilgisayar simülasyonu haline getiriliyor, öyleyse biz de evrende var olan bütün kuvvetleri bir bilgisayar simülasyonu haline getirelim. Ve bu 2014 Ekim'inde Nature'da yayınlandı. Bu teorinin adı, astrofizik teoreminin adı Laniakea. Laniakea çalışmayı yapan Haiti ve New York Üniversiteleri. Laniakea da Haiti dilinde ölçülemeyen cennet demekmiş. Ve bunun sonucunda elde edilen bilgi şu. Şu videodan size göstereyim. Burada gördüğünüz evrende var olan bütün kuvvetlerin bileşkesi. Bunun bir matematiği var. Şuradaki kırmızı noktacık da bizim sevgili Samanyolumuz. Samanyolunda sadece 100 milyar güneş var. Bunu anlamak için uğraşmaya gerek yok. Ama şu var, aynı bağlantısallık matematiği. Beyindeki bağlantısallıkla evrende ki kuvvetlerin bağlantısallığı benzer. Şimdi bir başka alana gelelim. O da genom alanı ya da epigenetik.
Biliyorsunuz 1953'te DNA sarmalının yapısını Watson ve Crick ortaya koyduktan sonra, ki 62'de onlar da Nobel aldı, bilimin zirvesine oturdular. Ve esasında ellerinde yeterince kanıt olmadan dediler ki DNA'dan RNA, RNA'dan da protein oluşuyor ama bu yol geri dönüşümsüz. Yani proteinden RNA, RNA'dan DNA oluşmuyor. Hala liselerde böyle öğretiliyor. Ama biz artık bugün biliyoruz ki bu yol geri dönüşümlü. Bunun tersi de mümkün. Yani protein DNA'yı, protein değişikliği DNA'yı değiştirebiliyor. Burada gördüğünüz bu üç farenin, bunlar tek yumurta üçüzü. Bu da Nature'dan tek yumurta üçüzü. Ya da National Geographic'e kapak olmuş buradaki ikiz kardeş tek yumurta ikizi. Ve genomları aynı, epigenomları farklı. Şunu söylemek istiyorum. Biliyorsunuz 2003 yılında İnsan Genom Projesi sonuçlandı. 1990'ların başında, Kerim o günleri hatırlar, 90'ların başında İnsan Genom Projesi ilk başladığı zaman düşünüyordu ki madem ki insan eşrefi mahlukat, en kompleks canlı insan, öyleyse en çok gen insanda olmalı. Ve herhalde 2 milyon gen vardır diye bir tahminimiz vardı. Zaman ilerledi. 90'ların sonuna doğru teknoloji ucuzladı ve hızlandı. Ve dedik herhalde 1 milyon var. Daha sonra herhalde 200 bin vardır dedik. Ve 2003'te İnsan Genom Projesi açıklandı. İnsandaki gen sayısı kaç? 22 bin. Muzdaki gen sayısı kaç? 36 bin. Ve anladık ki canlıyı canlı yapan genlerin niceliği değil, bu genlerin birbiriyle olan etkileşimi. Esasında bu anlaşılır bir şey. Sağduyu bunu söylüyor aslında. Burada gördüğünüz iki canlının genomik farklılığı sadece %2. Ama epigenomik farklılığını anlatmama gerek yok herhalde. Buna ait, bunun matematiğine ait ilk bilgiler 2016'da geldi. Yine Cell'de. Bakın burada gördüğünüz genom ama epigenom. Buradaki her bir nokta bir gen. Yani burada 22 bin tane nokta var esasında. Ve bu noktaların niceliği değil canlının ne olacağını belirleyen. Bu noktaların birbiriyle olan bağlantısallığı canlının ne olacağını belirleyen. Buradaki bağlantısallık esas önemli. Dolayısıyla biz böylelikle genomla epigenomu birbirinden ayırdık. Bu bir epigenom haritası. Ve bu bağlantısallığın her yerde olduğunu anlamaya başladık. Ve burada gördüğünüz biri teleskopla çekilmiş evrenin fotoğrafı, diğeri ise mikroskopla çekilmiş beynin fotoğrafı. Hangisinin hangisi olduğu çok önemli değil. Önemli olan şu, ikisi aynı matematik. Şimdi ve bu esnada fark ettiğimiz bir başka şey oldu. Dedim ya en iyi enformasyon işleyen sistemin beyin olduğunu zannediyorduk. Ama en iyi enformasyon işleyen sistemin yaşamın kendisi olduğunu yavaş yavaş anlamaya başladık. Tüm yaşam iç içe var olmuş kodlamalar uyumu. Bunun da en iyi analojisi esasında santral sinir sistemi. Ama bu kodlamalar birbirine dönüşebiliyorlar. Ne demek istiyorum? Bakın. Bu 2018'de yine bir Nature yazısı. Şurada gördüğünüz malumunuz ilk çekilen sinema filmi. Ve bu ilk çekilen sinema filmi, bu analog video GIF'e dönüştürülüyor. Bu GIF proteine, RNA'ya, DNA'ya bir virüs aracılığıyla da bir bakterinin genomuna yerleştiriliyor. Bakteri 25 nesil ürüyor. 25 nesil sonra bakterinin DNA'sından bu sağdaki görüntü tekrar elde ediliyor. Acayip bir şey. Yani kodlamalar birbirine dönüşebiliyorlar. Dolayısıyla tüm yaşamı bir enformasyon sistemi. Bu ister 10 rakamlı cebir olsun, ister ikili dijital sistem olsun, ister 20 amino asitli protein, ister 29 işte harften oluşan alfabe, ister 100 milyar nöronlu beyin ya da 22 bin genli genom.
Bütün bunlar birbirine dönüşebilen bilgi sistemleri. Dolayısıyla yaşam dediğimiz yapı bütün bu enformasyon sistemlerinin bir ortak bütünlüğü. Ve bu sistem içerisinde bu paradigmalar, yani söz gelimi inorganik evren, moleküler evren, onun üzerine konmuş olan hücresel dünya, onun üzerindeki organ, organizma, eğer bu organ beyinse onun sosyolojisi, kültürü ve tüm yaşam. Bütün bunlar iç içe. Fakat burada ilk soruyu 1943'te Schrödinger sordu. Schrödinger dedi ki, aynen Leibniz'in karşılaştığı problem gibi, var olan fizik bize inorganik varlığın nasıl organik varlık yarattığını açıklamıyor. Çünkü inorganik varlıktan organik varlığa ya da organik varlıktan canlı oluşturan bir hücrenin oluşumuna, hücre dünyasının bir organ oluşumuna geçebilmesi termodinamiğin ikinci yasasına aykırı. Böyle bir şey esasında Newton fiziğine göre açıklanabilen bir şey değil. Ve bunu Schrödinger 1943'te bu soruyu sordu. Hayat Nedir isimli kitabında ve böylelikle fiziğin içerisinden modern biyolojiyi doğurttu sorusuyla. Yanıt veremedi. Buna yanıt 1986'da Ilya Prigozhin tarafından geldi. O da Nobel aldı. Ve o aldığı Nobel'de Prigozhin dedi ki bir paradigmadan bir üst paradigmasına geçiş bağlantısallık ilkesiyle mümkündür. Ve termodinamiğin ikinci yasası biyolojik sistemler için geçerli değildir. Şimdi bu şu demek, bakın şu anda etkileşim halinde bulunurken hepimizin sinir sisteminde bir omurilik var. Bunun üzerinde bir beyin sapı var, bunun üzerinde bir limbik sistem, mezonsefalon, serebrum, serebellum ve kortikal yapı. Her katmanın kendine ait bir kodlamalar sistemi var. Ama bu kodlamalar sistemi bir bütünlük halinde çalışıyorlar ve bizim bir düşüncemizi üretiyorlar. Şimdi bu paradigmadan, yani bütünü oluşturan parça, bütün kendisini oluşturan parçaların aritmetik toplamından fazla. Bütünün kendisini oluşturan aritmetik parçaların aritmetik toplamından fazlalığının adı yaratıcılık. Ve bu yaratıcılık nereden geliyor? İşte bunun matematiğini bulmaya çalışıyoruz. Bu yaratıcılık Ilya Prigozhin'in sözünü ettiği otopoiesis'den geliyor. Otopoiesis, yani kendi kendini yenileme, kendi kendini oluşturma. İlk kez 1972'de Maturana bundan bahsetmiş. Kendi kendini oluşturma, bu bağlantısallığın doğal sonucu. Yani biz artık biliyoruz ki sadece biyolojik sistemler termodinamiğin ikinci yasasına uymuyor. Aynı zamanda enformasyon işleyen bütün sistemler termodinamiğin ikinci yasasına uymuyor. Ve termodinamiğin ikinci yasasına uymayan bütün bu sistemler esasında otopoiesis yasasına uyuyor. Ve burada bütünü oluşturan parçaların aritmetik toplamının bir üst paradigmaya geçişini belirleyen o enformasyon ağının ürettiği otopoiesis. Ve yaşam dediğimiz şey evrim adını verdiğimiz bu otopoiesisle var. Şimdi bu otopoiesis ne demek? Yani bir enformasyon sisteminin yaratıcılık üretmesi, zeka üretmesi ne demek? Her enformasyon sistemi yeteri kadar beklendiğinde zeka üretiyor. Mesela bunun bir örneği yine geçen sene yaşandı. Facebook laboratuvarlarında iki yapay zeka sonsuz konuşabilir halde bırakıldılar. Ve bu sonsuz konuşabilir iki yapay zeka, bunlardan birinin adı Alice, diğerinin adı Bob. Bu iki yapay zekanın esasında konuşma sebebi daha fazla para kazanılmasıydı Facebook'un. Ve biri dedi ki 5 kırmızı elma varsa ben bunun 3'ünü istiyorum, sen ikisini al. Bir süre sonra ikisi bana 3'ü sana, kısa yollarla 2 ayın sonunda başlangıçta ne konuşacaklarının algoritması belirlenmişken 2 ayın sonunda bu iki algoritma onları programlayanların bilmediği yeni bir dil ürettiler. Ve artık bu ikisinin ne konuştuğu bilinemez hale geldiği için deney sonlandırıldı. Yani yeni bir dil oluştu. Ama bir başka şey daha var.
2016'da biz bir kök hücreden, nöronal kök hücreden yaklaşık 1 milyon civarında bir nöron oluşturduktan sonra bu elde ettiğimiz organoidi, yani bu mini beyni, bu leblebi tanesi kadar bir şey, bu organoidi süresiz yaşatabilir hale geldik. 2018'de Duke laboratuvarlarında ilginç bir şey saptandı. Bu tek bir kök hücreden elde edilen bu organoid, bu mini beyin EEG dalgası ürettiği anlaşıldı. Ve bu EEG dalgası anne karnında büyümeye çalışan embriyonun beyninin yarattığı EEG dalgasıyla aynı. Yani her bilgi işleyen sistem er ya da geç zeka üretiyor. Şimdi bizim şu anki uygarlığımızın önemli hastalıklarından biri, biz var olan içinde bulunduğumuz yaşamı kendimize göre, insana göre değerlendiriyoruz. Ve esasında az önce söyledim, evrim dediğimiz şey yaşamın ürettiği zekanın adı. Ve bakın 1886'da evrimin ne olduğunu anlatmak için yapılmış bir grafik bu. Bütün yaşam insanın oluşması için sanki varmış gibi algılanıyor. Hala evrimi böyle algılıyoruz. Aynen o gen sayısının belirlenmesi gibi. Bakın bütün sistem sanki en üstteki man, woman da değil, man yaratmak için var. Çünkü referans bu. Halbuki yaşamın içerisinde, yaşam açısından bakıldığında evrim her yerde ve yaşam açısından bakıldığında insan ne kadar değerliyse arı kuşu da o kadar değerli, balina da o kadar değerli ya da yaşayan, zeka üreten, her informasyon işleyen sistem o kadar değerli. Bu bizim temel anlayışımızı değiştiren yeni bir bilgi. Ve biz artık bunun bilimini yapmaya başladık. Bunun matematiğini yapmaya başladık. Yaşam insan için değil, insan yaşam için. Bu bizim hukuk sistemimizi değiştiren bir şey. Ekonomi sistemimizi değiştirecek olan bir şey. Yani sosyolojik bir devrim yaratması muhtemel yeni bir bilimsel yöntem. Şimdi bu bağlantısallık bilimi, biliminin esası bu enformasyon ağı. Söz gelimi Zümra hocamın bedeninde 37 trilyon hücre var. Bu 37 trilyon hücrenin hücreyi oluşturan moleküller, atomlar 300 gün önceki biçiminden neredeyse %97-98 oranında şu anda tamamen farklı. Ama Zümra hocam 300 gün önce de vardı, şimdi de var. Tüm atomlar değiştiği halde, tüm moleküller değiştiği halde. Yani sistemin istikrarını sağlayan şey, sistemi oluşturan parçalar değil. Bu parçaların birbiriyle olan bağlantısallığı. Oysa biz hep bugüne kadar sistemi anlamak için hep o parçaları inceledik. Halbuki esas bilimin yoğunlaşması gereken yapı taşından ziyade bunların birbiriyle olan ilişkisinin matematiği. Yani bu bir yeni bir bilim. Bizim içinde bulunduğumuz kültürün yaratıcıları ki Bacon, Descartes, Newton bilimi diyelim buna ki şu andaki uygarlığımızın yaratıcıları onlara çok şey borçluyuz. Ama her uygarlık gibi bu da bir metamorfoz içerisine girecek. Bu var olan bilim deterministikken şimdi artık bir olasılığa dayalı. Diyalektikken şimdi artık bir bağlantısal bütünsellik içerisinde. Kartezyen düşünce hakimken artık bir bağlantısallık ve alsal düşünce ön planda. Termodinamiğin ikinci yasası geçerliyken artık otopoiesisin geçerli olduğu bir sistemden bahsediyoruz. 2016 yılında İnsan Beyin Projesi'nde yavaş yavaş bilgi işleyen sistemlerin zeka ürettiği anlaşıldığı zaman tüm var olan enformasyon sistemleri zeka ve bilinç eksenlerinde toplandı. Yani öyle sistemler olabilir ki bilinci olmayabilir ama çok zeki olabilir ya da tersi. Şimdi biz X bu zeka ve bilinç ekseni X ve Y eksenleri dışında yeni bir eksen olduğunu keşfettik. İşte bu yeni eksen yaşamın farkındalığı ekseni. Yani parçayla bütünün ilişkisi, bu bağlantısallık. Ve bu bizim
Yani iki boyutlu düşünce sistemimize yeni bir boyut kazandıracak kadar önemli yeni bir bilimsel yöntem. Yani sadece tümden gelim yok, tüme varım yok, artık bir bağlantısallığın da bir matematiği var. Dolayısıyla şu anki uygarlığımızda herkes kendisini yanındakinden benzersiz görüyor malumunuz. 1911'de yapılan bir çalışma var. Amerikalı lise öğrencilerine sorulmuş. Demişler ki kendini benzersiz hissediyor musun? Sadece %4'ü 1911'de evet ben benzersizim demiş. Benzer çalışma 2014'te yine Amerikalı liseli öğrencilerinde yapılmış. %96'sı tabii ki ben benzersizim demiş. Şimdi hepimiz kendimizi yanımızdaki yapraktan farklıymış gibi hissediyoruz. Halbuki bu bağlantısallık matematiğinin bize ilk öğrettiği şey her şey içinde bulunduğu aile anlamlı. Ve eğer kendinizi geliştirmek istiyorsanız yapacağınız ilk iş yanınızdakini geliştirmek. Ve yavaş yavaş bunun artık nöronlar böyle çalışıyor. Yani nöron böyle çalışıyor. Genler böyle çalışıyor. Ve yavaş yavaş bunun bir matematiğinin olduğunu anlamaya başladık. Ve nasıl ki yaşamın insan için değil, insanın yaşam için olduğunu anladık. Ve yani bu şu demek, bu yaprak orman analojisi içerisinde yaprak orman yaprak için değil, yaprak orman için. Ve günü geldiğinde yaprağın sararıp düşmesi orman açısından normal bir şey. Dolayısıyla artık biliyoruz ki her şey içinde bulunduğu aile anlamlı ve bu bizim içinde bulunduğumuz hukuku da değiştirecek bir sistem. Çünkü var olan hukuk insanı yaşama karşı koruyan bir hukuk. Halbuki şu andaki anlamımız, yaşam anlamımız yaşamın kendisinden kaynaklanması gerektiğini savunduğumuz için esasında yeni hukuk insana karşı yaşamı koruyan bir hukuk olmalı. Dolayısıyla sona doğru geliyorum, uzattım mı bilmiyorum ama bu yeni sistem içerisinde 5 önemli kavram var. Bunlardan birincisi elbette ki bağlantısallık ve karşılıklı bağımlılık. Bakın özgür irade diye bir şey yok. Free will diye bir şey yok. Her şey içinde bulunduğu ağ kadar özgür. İkinci önemli kavram enformasyon ve büyük veri. Üçüncüsü bütünsellik ve bu bütünselliği anlamamızı sağlayan matematik modelleme. Dördüncüsü otopoiezis. Enformasyon işleyen her sistemin zeka oluşturacağı bilgisi. Beşincisi içinde bulunduğumuz uygarlık haklı olarak çalışkanlık ve zekayı gereğinden fazla kutsamıştır. Çalışkanlık ve zeka önemli ama çalışkanlık ve zekadan daha önemli iki ayrı kavram daha var. İyilik ve yaratıcılık. Dolayısıyla bu eğitim sistemini de şekillendirecek olan yeni bir sonuç. Yani iyilik eğitiminden bahsetmek lazım. Çünkü bu bağlantısallık direkt olarak bununla alakalı. Yorulduğunuzu biliyorum ama dinlendirmek için bir kısa öykü anlatayım size. Bu kısa öykü Amsterdam'da geçiyor. Burası Amsterdam'da gerçek bir mahallenin haritası. 1630'larda geçiyor hikaye. Bağlantısallığın nasıl yaşamımızın içerisinde olduğunu göstermek için bu öyküyü kullanıyorum. Ve 1632'de Spinoza bu mahalleye doğuyor. Ve Spinoza doğduğunda daha sonradan çok yakın arkadaşı olacak olan Christine Huygens 5 yaşında, 2 sokak ötede. Christine Huygens kim? Christine Huygens Hollanda'nın yetiştirdiği en önemli fizikçilerden biri. Satürn'ün halkalarını bulan kişi. Ve Christine Huygens'ın babası çok zengin ve oğlunun kartezyen matematiği en bunun yaratıcısından öğrenmesi için Descartes'i getirtiyor Fransa'dan. Ve Descartes Christine Huygens'a özel ders veriyor. Ve Spinoza da arkadaşının bu derslerine katılıyor. Ama mahallede sadece Spinoza, Huygens ve Descartes yok. İki sokak ötede de Rembrandt var. Ve Rembrandt var. Ve Spinoza doğduğunda Rembrandt 25 yaşında. Ve Rembrandt bazı eserlerinde Spinoza'yı model olarak kullanmış. Bakın bu David and Saul isimli tablosu. Şurada gördüğünüz
12-13 yaşında Spinoza. Yani Rembrandt'la Spinoza tanışıyorlardı. Bu bağlantısallığa dikkat edin. Bu bağlantısallık zamandan muaftır. Ve şimdi bu bağlantısallığı 1670'lere taşıyalım. 1670'lerde Spinoza hiçbir zaman Amsterdam'dan uzaklaşmadı. Hep Den Haag'da yaşadı. Amsterdam ve Den Haag'da yaşadı. Ama Huygens 1670'te Heidelberg'e gidiyor. Leibniz'e ders vermeye bu kez. Ve Leibniz kartezyen matematik derslerini Huygens'tan alıyor. Ve işte o dönemde soruyor Leibniz kendisine o tavşan kaplumbağa paradoksunu. Ve diferansiyel hesabını geliştirebilmesi için de Huygens, o dönemde bir kişi daha var, o da Newton. Newton'la tanıştırıyor. Huygens, Leibniz'i Newton'la tanıştırıyor. Ve Newton rekabetçi bir kişiliğe sahip ve o dönemde artık yaşamının sonlarına doğru da gelmiş. İntegrali daha çok o buluyor ama türevi Leibniz esas keşfediyor. Bu bağlantısallığa dikkatinizi çekerim. Bu hayatın her anında var. Ve bununla ilişkili ilk felsefik temelleri atanlardan biri Mevlana. Mevlana'ya tekrar dönmek lazım. İkinci önemli kişi de Spinoza. Spinoza Mevlana'yı biliyor muydu diye ben çok düşündüm ve Spinoza'nın kütüphanesini açtırdım. Spinoza'nın kütüphanesinde 138 kitap var ama Rumi ile alakalı kitap yok. Fakat ilginç bir tesadüfle gördüm ki bunlar British Museum'dan, Rembrandt'ın Mevlana gravürleri bunlar. Yani Rembrandt Mevlana'yı biliyordu. Büyük ihtimalle Spinoza ile de yakın işte abi kardeş ilişkisi var. Büyük ihtimalle Spinoza da bunun farkındaydı. Bu bağlantısallık ve bunun bilimi önümüzdeki dönemde yeni bir dünyayı bize yaratacak. Ama bu kolay olmayacak. Biliyorsunuz Oxford Sözlüğü her yıl o dönemin kültürünü yansıtan bir sözcüğü yılın sözcüğü olarak belirliyor. Bundan 3 yıl önce selfie'yi seçmişti. 2 yıl önce post-truth era'yı seçti. Post-truth era, hani çelişkiler dönemi diye çevirelim. Post-truth era çok bela bir şey. Çok bela bir şey. Ve dünyanın her yerinde, belirli bir coğrafyada değil, her yerde. Her yerde. Bu neoliberal sistemin can çekişen son dönemi. Ve her coğrafya yeni bir kendine göre bunu değiştirerek halkına sunuyor. Sanmayın ki sadece Macaristan'da. Sanmayın ki sadece Amerika Birleşik Devletleri, her yerde. Ve bu çelişkiler döneminin en önemli özelliği doğru olarak kabul edilenin gerçeklikle ilişkisinin kopmuş olması. Yani demokrasi deniyor, demokrasi değil. Ekonomi deniyor, ekonomi değil. Ve ikinci önemli özelliği var. Anlamak ve bilmek yerine itaat ve kabullenmek. İkinci önemli özelliği bu. Bunun bir diğer önemli özelliği de saptayabildiğim sevinç ve coşkunun yerine bir keder ve yetmezlik duygusunun hakim olması. İşte bu bilimsel metodoloji maalesef içine gereğinden fazla battığımız bu keder ve yetmezlik duygusunun hakim olduğu bu atmosfere gereken panzehiri bize sunacak olan yeni bir bilim metodolojisi. Çünkü bu bize bilmekten ve anlamaktan gelen bir sevinç sağlayacak. Anlamaktan gelen sevinç önemli bir kavram. Bunu da ilk kez tanımlayan Spinoza. Ve bu bilgiden doğan sevinç esasında bir anlıyor ve anlamlandırıyor olma varoluşu. Ve bunun bir matematiği var. Zaten esas benim burada size duyurmaya çalıştığım şey işte bu. Tabii bu dönüşüm, bu metamorfoz zor bir şey. Çünkü bu metamorfoz için önce insanın içinde bulunduğu kültürü sindirmesi gerekiyor. Bakın bir tırtıl kelebek olmadan önce kendisini sindirmek zorundadır. Yani bir sistemi değiştirmek istiyorsanız önce o sistemin en iyisi olmanız lazım. O sistemin en iyisi olduktan sonra hala o sistemi değiştirmek istiyor musunuz? Orası zaten problem. Ve bu metamorfoz, yani her tırtıl kelebek olmuyor biliyorsunuz. Bir tırtılın kelebek olabilmesi için işte İngilizce adıyla imaginary cells, yani
ölmeyi değil de var olmayı seçen hücrelerin belirli bir eşiğe ulaşması lazım. Yani 999 hücre yetmez de bir hücre daha eklenip de 1000 olunca belki bu eşik aşılır ve tırtıl kelebek olabilir. Bu nedenle herkes çok önemli. Ve ben buradaki herkesin bu bilim değişimine, bu bilim dönüşümüne aday olduğunu düşünüyorum ve bunun da gerçekleşeceğine inanıyorum. Davetiniz için teşekkür ederim. Soru alabilir miyim? Bütün mü zaman? Soru almam için hocam izin verdi. Bir iki soru. Hocam siz de yanımda durun. Gitmenize gerek yok. Varsa bir iki soru. Ben ufak bir bilgi vereyim. Kerim Bey ve Türker Bey sınıf arkadaşımlar. Çok kötüsünden. Bir defa uzun senelerden sonra seni tekrar dinlemek muhteşem bir şeydi. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Zeka ve bilinçle ilgili benim sorum. Bu C. elegans'la ilgili çok güzel bir çalışmayı sundun. Yani nöronların modellemesi sonucu ortaya çıkan yapay zeka aynı o solucan gibi davranıyor. Bunu eskiden beri düşünürdüm ben. Diyelim ki çok komplike bir bilgisayar sistemi düşünelim. Mesela Zümra Hoca'nın nöronlarını aldık, modelledik, sonra da şalteri açtık. Hep glukoza doğru gidiyor. Hep düşünürdüm ki eğer o teknoloji elimizde olsa ve aynen aynı şekilde kopyalayabilecek olsak hep düşünürdüm ki aynı Zümra Hoca gibi davranabilir o sistem. Yani zeka gösterir. Zeka göstermekle farkında olmak aynı şey mi? Çünkü bir bilgisayar düşünelim, bir tuşuna basıyorum, ekranda bir harf beliriyor. İşte tıpkı nöronlar gibi prosesöre gidiyor sinyal, oradan ekrana geliyor. Bir sürü komplike şey oluyor ama bilgisayar bunun farkında değil. Yani zeka bilinç ayrımından bahsediyorsun. Farkında olmak, evet. Şimdi dikkat edersen hiç bilinçten bahsetmedim. Bilinç çok zor bir şey. Yani bilinç çok zor bir şey. Bu Eylül ayında insan beyin projesinden sonra insan bilinç projesi başlayacak Eylül ayında. Ve onun içerisinde olabilmek için çaba gösteriyoruz. İlkine girmemiz kolaydı çünkü doku gönderebiliyorduk. Şimdi bu biraz daha zor bir şey. Ama içinde olabilmek için çaba sarf etmekteyiz. Belki birkaç sene sonra ona ait bir şeyler veri söyleyebiliriz. Ama yani bilinç zor. Bilinç zor. Yani dediğim gibi her gün yaklaşık 3 beyin dokusuna dokunuyorum ama yani bilinç mi beynin içinde yoksa beyin mi bilincin içinde anlamış değilim. Diğer şey de konnektom ve bazı bilim adamlarının interpersonal neuroscience diye tanımladıkları şey arasındaki yakın ilginçliği. Yani aslında beynimiz tek başına kapalı bir sistem değil. Değil tabii. Ve bilincin oluşması için de mutlaka o beynin bir ağ içerisinde olması lazım. 2-3 gün önce okumuşsundur, bir Nature'da bir yazı çıktı. 32 domuz kesildikten kafataslarından çıkartılıyor ve 4 saat sonra yapay kanla perfüze ediliyor ve 4 saat sonra hala var olan canlılığını koruyan bazı hücreler bulunuyor. Ve bu Nature'da acaba beyin ölümü tanımı değişir mi? Acaba hala bilinç korunuyor mu diye yanlış bir başlıkla esasında yayınlandı. Yani aksiyon potansiyelinin vücuttan çıkarılmış bir beynin çalışıyor olması onun bilinç ürettiği anlamına zaten gelmez. Bir soru daha belki olabilir. Son soru. Hocam bilimsel olarak baktığımızda Matrix filmindekiler gerçek olabilir mi? Bilimsel olarak yani. Bilimsel açıdan düşündüğümüzde Matrix filmindekiler doğru veya gerçek olabilir mi? Bilmiyorum. Bilmiyorum yani bilmiyorum onun matematiğini. Ama bu söylediklerim bilim. Yani bu söylediklerimin hepsinin yayını var ve bunlar bilim. Sorunun yanıtını bilmiyorum. Çok teşekkürler. Ben çok teşekkür ederim.
Ve çalıyorlar. Bu bir sibek çanı. Efendim? Ameliyatlara başlarken hocam ekibi çağırmak için çalacak. Kesin ihtiyaçları var. Düz tutuyorsunuz çalabilmek için. Evet, şöyle. Uzunlar sapını tutuyorsunuz. Ve şöyle yandan yaptığınız zaman. Şöyle mi? Evet. Biraz daha ses çıkar. İki kere olunca. Düz. Yani elinizi düz tutacaksınız. Herkese teşekkürler, sağ olun. Çok teşekkürler hocam, sağ olun.